Şimdiye kadar sadece hareketi tasvir etmekle uğraştık. İşte konumdaki değişimden, hızdaki değişimden, ivme, sabit ivmeden hareket eden bir nesne varsa oradan hızdaki değişim, oradan konumdaki değişimi elde ettik. Mesela ivmedeki değişime hiç bakmadık. Normalde ivme istersek ivmedeki değişimi bir başka şey olarak tanımlarız. Aynı işlemleri onun için de yapabiliriz ama birazdan göreceğimiz gibi buna gerek yok. Şuna da hiç sormadık. İvme niye var? Tamam, ivme varsa hızdaki değişim var, onu biliyoruz. Hızda bir değişim, hız varsa konumda değişim var ama ilk başta ivme niye var? Bir hız niye değişir? Bir parçacığın hızı niye değişecek? Şimdi bu soruların cevabı bize dinamik veriyor. Şimdi dinamiğe şimdiye kadar hiç ilgilenmedik. Şimdi nesnelerin dinamiğini bize açıklayan Newton'un 3 tane yasası var. Şimdi birinci yasadan başlayacak olursak, birinci yasa temel olarak şöyle ifade edebiliriz. Eylemsiz bir referans sisteminde hiçbir dış etkinin altında olmayan bir nesne duruyor ise durmaya devam eder, hareket ediyor ise sabit hızla hareketine devam eder. Bir başka deyişle eylemsiz bir referans sisteminde hiçbir etkinin altında olmayan bir nesnenin ivmesi sıfırdır. Şimdi burada basit görünen bir yasa aslında ama öncelikle şuna bakmamız lazım. Referans sistemini tanımladık ama eylemsiz referans sistemini. Biraz önce gördüğümüz gibi farklı referans sisteminde nesnelerimizin hızları farklı görünecektir. İvmeleri bile farklı görünecektir. Ama ivmeleri bile farklı görüneceği için uyacakları yasalar, dinamikleri bile birbirinden çok farklı ifade edilmek zorunda olabilir. Ama bu ifadelerin oldukça basitleştiği referans sistemleri vardır. Bu referans sistemleri eylemsiz referans sistemleri adını diyoruz. Şimdi nasıl tanımlanıyor? Tam basitleşecek oradaki ifadelerimiz ama nasıl tanımlıyoruz? Tanımı aslında Newton'un birinci yasası. Bu birinci yasada aslında eylemsiz referans sistemini tanımlıyoruz. Şimdi bize diyor ki bir tane referans sistemi seçtiniz. Şimdi o referans sisteminde dış etkili altında olmayan bir nesneyi inceleyin. İvmesi eğer sabitse, incelediniz onun ivmesini, ivmesi sabitse, sıfırsa, o zaman seçtiğiniz referans sistemi eylemsiz bir referans sistemidir. Yok, dış etki altında olmadığı halde sıfırdan farklı bir ivmeye sahipse, o zaman eylemsiz bir referans sistemi değildir. Yine araba örneğine dönecek olursak, yine arabada sabit bir referans sistemi düşünelim. Araba eğer duruyorsa, hepimizin yaptığı gözlemdir, oraya bir top koyarsanız top yuvarlanmaz, olduğu yerde durur. Ama ne zamanki şoför gaza basar ya da belli bir hızda gidiyorsa frene basar, o zaman top sanki bir dış etkinin altında olmasa bile ivmenin hızı değişecek. Bu da bize diyor yuvarlanacak, ivmelenecek. Bu da bize diyor ki arabanın içerisinde ivmelenen ya da yavaşlayan bir arabanın içerisinde sabit bir referans sistemi eylemsiz bir referans sistemi değildir. Günlük hayatta genelde kullandığımız eylemsiz referans sistemi dünya üzerine sabit olan bir referans sistemidir. Ama bu dünya üzerine sabit olan referans sistemi bile tam olarak bir eylemsiz referans sistemi değildir. Çünkü dünya kendi etrafında döndüğü için üzerinde duran herhangi bir nesne aslında ivmeli hareket yapacağından eylemsiz bir referans sistemi değildir. Yaklaşık olarak bir eylemsiz referans sistemi olarak kabul edebiliriz. Çok hassas ölçümler yapmadığımız sürece dünyayı eylemsiz bir referans sistemi kabul ederek yaptığımız öngörüler doğru çıkacaktır. Şimdi eylemsiz referans sistemleri çoğu zaman sabit hızda hareket eden referans sistemleri olarak tanımlanır ama burada da şöyle bir problem var. Bir defa hız dediğimiz şeyi bir referans sistemine göre tanımlıyoruz. Hangi referans sistemine göre sabit hızda hareket edecek? Şimdi iki referans sistemindeki ivmeleri kıyaslayacak olursanız, hatırlarsanız neyi göstermiştik? İki referans sistemi alalım, bir nesneyi takip edelim. İki referans sisteminde ölçtüğümüz ivmelerin farkı bu referans sistemlerin birbirlerine göre ivmesidir. Eğer iki referans sistemi birbirine göre ivmelenmiyorsa,
O zaman ikisinde de mutlaka aynı ivmeyi ölçeceğiz. Birisinde sıfır ölçüyorsak öbüründe de sıfır ölçeceğiz. Dolayısıyla elimizde bir tane eylemsiz referans sistemi varsa ona göre sabit hızda hareket eden her referans sistemi yine eylemsiz bir referans sistemidir. Eğer dünyanın yüzeyini yaklaşık olarak eylemsiz bir referans sistemi olarak kabul edersek, dünyaya göre sabit hızda hareket eden her referans sistemi de eylemsiz bir referans sistemi olarak kullanabiliriz. Tabii o ilk bir referans eylemsiz referans sistemini belirlemek için mutlaka test yapmamız gerekiyor. Bir izole bir nesne alacağız. O nesne dış etki yoksa eğer sabit ivmeyle hareket ediyorsa, ivmesi sıfırsa o zaman o bizim eylemsiz referans sistemimizdir. Ve o referans sistemine göre sabit hızla hareket eden her referans sistemi de eylemsiz referans sistemidir. Böylece bir tane nesneyi kullanarak eylemsiz referans sistemi olarak belirlediğimiz bir referans sisteminde ise diğer bütün nesneler Newton'un birinci yasasında belirtildiği gibi eğer dış etkinin altında değilse ivmeleri sıfır olacak.